Çırpılmış yumurta sarısıyla ponçiklerimizi güzelce yağlıyoruz. Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda özellikle çocukların hayır demeyeceği yumuşacık ponçiklerden yapacağım. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler: 1 kilogram pastalık böreklik un, 575 ml su, yazın soğuk dolaptan, 100 ml ayçiçek yağı, 100 gram toz şeker, 25 gram tuz ve 1 paket yaş maya. 42 gram, 40 gram diyelim. Kuru maya da 2 paket, 1,5-2 paket kuru maya idealdir. Önce unu tezgahın üstüne döküyorum. Şöyle bir havuz yapıyorum ondan her zamanki gibi. Ardından suyu, ayçiçek yağını, toz şekeri, tuzu içerisine değil kenarlarına döküyorum. Direkt mayayla etkileşime geçmemesi için. Ardından mayayla açıp suyun içerisine böyle küçük parçalara ayırarak atıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde 8-10 dakika hamur iyice lastikleninceye kadar yoğuruyoruz. Eğer elinizde mutfak şefiniz varsa 12-13 dakika mutfak şefinde yoğurun. Hamur güzelce pürüzsüz cilt alıncaya kadar, lastikleninceye kadar yoğurup dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurun üstüne fısfısla yağ sıktım. Yapışmasın diye. Ben bu hamurun yarısını farklı bir üründe kullanacak olduğum için hamuru ikiye bölüyorum. Hamurun yarısından yapacağım bu ürünü. Evet. Dinlendirme kabının içerisinde yağlıyorum. Yapışma yapmaması için. Hamuru içerisine atıyorum ve steğe saracağım. Bu şekilde steğe sardım. Ortalama bir 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum 20 dakika dinlendi. Şimdi açıp işleme işlemini gerçekleştireceğim. Hafif bir sıvı yağ kullanacağım yine. Ellerimizi az yağlıyoruz. Ardından hamurdan küçük parçalar koparıyoruz. Böyle yuvarlıyorum. Ortalama ceviz büyüklüğünde parçalar olacak. Tamamen göz kararıdır. Yuvarladığımız hamurları şöyle tepsiye teker teker diziyoruz. Ardından çırpılmış yumurta sarısıyla ponçiklerimizi güzelce yağlıyoruz yumurta sarısıyla. Ve hava sirkülasyonu olmayan nemli bir ortamda kabarmaya bırakıyoruz.
Eğer fermentasyonunuz varsa fermentasyonda çok fazla da buhar vermeden ev ortamında da yapıyorsanız hava sirkülasyonu olmadan cam ve kapı kapalı olarak kuruma, üstü kuruma yapmaması için bu şekilde kabarmaya bırakıyoruz. Ardından pişireceğim. Ardından önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirmeye veriyorum. Sıra geldi doku ve lezzet testine. Dokusu bu şekilde arkadaşlar. Hem yumuşak hem de hamur değil, gördüğünüz gibi basınca tekrar yukarı kalkıyor. Bu şekilde göstereyim. Altı da güzel pişmiş. Bölüyorum. Bu şekilde. Eğer elinizde makine varsa makinede iyi yoğurun arkadaşlar. Hamurun lastiklenmesi gitsin. Çok güzel. Gerçekten çok güzel, yumuşak ve yiyimli olmuş. Ben bunları pişirirken benim kızım fırının camından bakıyordu dışarıdan. İki de bir ham ham diyor. Çıkarttığım zaman da ille de yiyecek, sıcak ya, sıcak diyorum, yine de ille de istiyor. Çocuklarınız kesinlikle beğenecek arkadaşlar. Çocuklar böyle şeyleri seviyor. Siz de çocuklarınıza yapın. Beslenme çantalarına koyun. Evde yesinler. Sağlıklı bir şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle sanal fırında kalın. Hoşça kalın.